10 Aralık 1948 tarihinde kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi madde 1 der ki, bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler, birbirlerine karşı kardeşlik anlayışıyla davranmalıdırlar. Yaşamak diyor yani, bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine. Peki şöyle bir etrafımıza baktığımızda savaşlar, füzeler, kimyasal silahlar, ölümler, mahkumiyetler, işkenceler görüp gerçekten de kardeşçe yaşıyoruz diyebilir miyiz? Hani Avrupa Birliği işkence kalkmıştı? Adam da haklı ama en geç 98'de diye söz almış. 2000 mi 98 acaba o? Kimileri ise insan haklarının bir insan icadı olduğunu ve evrensel ahlak kuralları olmadığı gibi evrensel insani haklarının da mümkün olmayacağını savunuyor. Anlaşılan insan hakları konusunda kafamız biraz karışık. İnsan hakları nedir? Hani insanların şeyini koruyanlara insan hakları mahkemesi de vardır zaten. Magna Carta'dan toplumsal sözleşmeye, Amerikan bağımsızlık bildirgesinden insan hakları evrensel beyannamesine kadar aslında tüm bu sözleşmelerin, anlaşmaların, bildirgelerin derman olmaya çalıştığı tek bir arayış ve soru var. Mesela yaşayabilme hakkı. Tüm bu sözleşmelerin tepesinde dikili bir taş gibi duruyor ya. Ama haberleri açınca nefesimiz çoğu zaman kursağımızda kalıyor. Çünkü bir bakıyoruz yaşamak denilen bu taş gibi hak, taş hak oğlanı olmuş tokatlanıyor. Her gün dert içindeyim, yaşamak umut. Bizimkine yaşamak denmez Hakkı abi. Bizimkine olsa olsa hayatta kalmak denir. Yani yaşamak Nusret'te bonfile yemekse bizimki Hasan Bey'de menemene hunharca ekmek banmaktır. Nerede adalet? Adalet geldi, çok büyük bir laf. Çoğlaf kullanmayacaksın burada. Tamam. Niye verdin lan? Hak ettin. Sen hak ettin onu. Olur. Öyle diyeceğim. Peki diyelim şans eseri hayatta kaldık. Özgür müyüz? Yoksa güçlülerin müsaade ettiği kadar mı özgürüz? Şıkların bir kısmını işaretleyebilme şansımızın olmadığı bir sınavdayız da sanki boş bırakmamak için elimiz ister istemez verilen şıklara gidiyor gibi. Gerçi biz önce bir özgürlük nedir öğrenelim. Özgür müyüz değil miyiz'e sonra bakalım. Evet, biz de burada bulunarak onları rahatsız edeceğiz. Basın özgürlüğünü sonuna kadar kullanıp onları rahatsız edeceğiz. Tamam, basın özgürlüğünü kullan da abicim, bu özgürlük değil ki. Bu resmen çevre kirliliği. Bahsi geçen sözleşmelerin üzerinde durduğu bir diğer ana başlıksa eşitlik. Din, dil, ırk, cinsiyet, renk, siyasal görüş, sosyal sınıf ya da herhangi başka bir ayrım gözetmeksizin hayat ve yasalar karşısında eşitlik. Şimdi ben muhtarlığa adaylığımı koyup bu cümleyi seçim vaadi diye yazsam yüzüme tükürür, yalancı dersiniz be. Denizli'ye deniz getiriyorum desem daha inandırıcı olur. Çünkü insan ve eşitlik ikilisini yan yana görmeyeli bir hayli zaman oldu. Değil mi? Dünyanın bir yerinde gökleri rezidans kuleleri kaplarken başka bir yerinde insanların evleri başlarına yıkılıyorsa, dünyanın bir yerinde insanlar var olan bir otobanı daha da genişletmek için ihale kuyruklarında birbirlerini ezerken, diğer tarafta insanlar köylerinde yol olmadığı için evlatlarını hastaneye bile yetiştiremiyorlarsa, dünyanın bir yerinde bir gecede harcanan paralar, dünyanın başka bir yerinde belki günler, belki aylarca yenilecek yemeğe eşdeğerse, kimisi 5 katlı villalarda otururken, kimisi sıçarken duş alma zevkini yaşayabiliyorsa, orada insanlıktan da, eşitlikten de, haktan da bahsetmek, okyanusun dibinde havanın bugün ne kadar güzel olduğundan bahsetmek kadar anlamsız geliyor kulağa. The ocean is such a cool place with fishes and whales alike. But travel a little deeper and you'll see a hellish sight. Fakat unutmamak gerekir ki insan haklarına en çok haksızlığa uğradığında ihtiyaç duyar. Ama neye ihtiyacınız olduğunu doğru tespit edebilmek için onu önce bilmeniz gerekir. Bilmediğim şey yok. Doğrudur abi. Lanet olsun bu kafaya ya. Bu dayı kadar olmasa da haklarınızı bilmelisiniz. Bilmelisiniz ki ihtiyacınız olduğunda söke söke kullanabilmelisiniz. Melisiniz, malısınız. İyi günler.